annelerden hoş geldiler. Bize de inşallah o güzel bakışları getirin. Çok özledik çünkü. Ben geleli 2 ay, 2,5 ay oldu. Şimdiden çok özledim inşallah. Ramazan'ı 4 göz bekliyorum. Allah ayırma inşallah. Allah ayırmasın. Kıra suresiyle inşallah devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Rububiyet, Rabbiyet, Allah'ın Rab oluşu ve bizlere Rab olarak eğitişi, öğrenim. Yani bütün Kur'an'ın görüyoruz ki aslı eğitim ve öğretim üzerine kurulmuş. Zira oku diye başlayan bir kitap ve Allah kendini bizlere ezel aleminde Rab olarak tanıtıyor. Allah bizim her şeyimiz. Her şeyimiz. Yani biz diye biri yok aslında. Onun isim ve sıfatları var. Öyleyken Allah ezel aleminde öyle mi? Yanaştırayım kendim. Böyle güzel mi? Duyuluyor mu acık? Rab olarak tanıtıyor. Kapatırsın arkadaşlar. Herkes cebini kapatsın lütfen. Birileri alıyordur bizleri inşallah. Ve Rab ismiyle kendini anlatıyor Allah-u Azimişan. Dolayısıyla da Allah'ın Rab oluşuna, öğretmen oluşuna çok önemli. Ayet-i Kerime'de biraz sonra geçecek ama ben çok etkileniyorum. Ayet-i Kerime'de Allah Hazreti Musa'ya, Musa sen söyle ki Firavun'a, senin Rabbin, buraya dikkat edin, herkese yaratılışının özelliğini veren ve onu ona sırat-ı müstakim olarak veren bir büyük sultandır. Yani senin Rabbin herkesi sıratına doğru götüren sultandır diyor. Ne demek? Benim hangi isimle bu dünyaya gelmişsem Allah'a ulaşmak o ismin üzerine oluyor. Onun için insanların Allah anlayışı farklı farklı. Mesela benim Allah'ım çok seven, çok merhamet eden bir Allah. Bazısının Allah'ı daha ceza veren. Demek ki herkes kendindeki isimle Allah'ı idrak ediyor. O kadarcık edebiliyor. Yoksa o yüce sultanı hangimiz idrak edebiliriz? Bunun için de burasına dikkat etmenizi rica edeceğim. Çeşitli peygamberler gelmiş. Peygamberler Allah'ın bizde nasıl idrak edildiğini bize anlatmak için gelmişler. Mesela Nuh peygamber Allah'ı tenzih ediyor. Diyor ki senin gibi bir Allah yok. Hiç kimse seni tanıyamaz ve bilemez. Çok doğru bir tespit. Ama eksik bir tespit. Eksik. Ve şöyle düşünülmüş o zaman. Eğer Nuh deseydi ki puta tapan insanlara, kendi ümmetine, siz biliyor musunuz aslında puta tapmıyorsunuz. Hepiniz Allah'ın bir ismine tapıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Sizin putlarınızda hata yok. Sizin isme tapışınızda hata var deseydi Hazreti Muhammed olacaktı. O zaman tenzihle teşbihi birleyecekti. Acaba anlatabiliyor muyum? Çok önemli. Yani İslam'ın en güzel yanı şöyle der İslam. Allah'ım seni bilmem zatınla mümkün değil. Ama isim ve sıfatlarınla her yaratılmışta seni görmezsem Müslüman olamaz. İşte bu idrak tensihle teşbihi birleştirmek demektir ki bu Muhammedi idrak. Anlatabiliyor muyum? Çok mühim bir fark. Burada İdris ile Nuh'un farkını da söyleyeyim. İdris Hazretleri Hazreti Nuh tensih etti. İlimle tensih etti. Putlara tapmayın, Allah'a tapın dedi. İdris ise tensih etti. Ama ilimle tensih etmedi. Aşkla İdris'in farkı orada. İdris dedi ki seni o kadar çok seviyorum ki benim sevdiğimin hiçbir şeye benzemesi mümkün değil. Hiçbir varlığın onun gibi olması mümkün değil. Çünkü ben onu çok seviyorum. O benim hakikatim dedi. O zaman Allah da İdris'i nurların prensi olarak değerlendirdi. Nurların prensi. Yani Hazreti İdris'i çalışır ve yazarken ne kadar etkilendiğimi size anlatmam mümkün değil.
Öyle büyük bir peygamber maşallah. Ulu'yla azim peygamberlerden biri. Demek ki her peygamberde Allah bir vasfını açtı. Ama Hazreti Peygamber de hepsini bütünledi. Onun için İslam aslında başka bir dinin olmasını yok eder. Çünkü başka dinler parça parçadır. Ama İslam bütünleyicidir. Onun için İslam her şeyin hakikatidir. Bütünüdür. İslamsız hiçbir yere varılmak mümkün değil. Ve sonuçta İslam'ın da selam, teslim olduğunu düşünürsek, Allah'ın bu öğrettiklerine ve bize yaptıklarına teslim olursak, hepimiz hakiki Müslüman oluruz. Yani mühim olan nokta bu. Bana gelenlere teslim olmak, verdiklerini kabullenmek. Çünkü nasıl kabullenmeyiz ki? Başka bir şansımız var. Çünkü insanın kaderine küsüp üzülmesi kadar yanlış ve abes bir şey olabilir mi? İşte orada Carlyle diyor ki, bir meşhur filozof, insanın kaderine karşı çıkması akıntıya karşı kürek çekmeye benzer ki bunu ancak aptallar yapar. Demek ki kaderin ne kadar şansımız olduğunu idrak edersek, Allah'ın bize bir lütfu olduğunu idrak edersek, karşı çıkmak yerine çok şükür Allah beni bu kaderle terbiye edip kuvvetli kılıyor deriz. Biz de evlatlarımızı kuvvetli kılmak için onların biraz acı çekmesine izin veririz, öyle değil mi? Her şeyi, her istediklerini vermeyiz ki bu biz ölüp gideceğiz. Bunlar dünyaya dayanabilsinler, kuvvetli olsunlar diye. O zaman işte Allah da bize bunu yapıyor. Bizi çok sevdiği için bizi kuvvetli kılıyor. Öyleyse Allah Rab'dır, öğreticidir, öğretmendir. Bizi hidayete götürür, delalete değil. Yani ismimizin yoluna götürür. Delalete götürmeye çalışan Allah'tan ayrı bir güç değil. O şeytan ama o da Allah'ın emriyle şunu yapıyor, şunu yapıyor. Bizi delalete yönlendiriyor ki ben gitmem, ben Allah'ımı seviyorum. Ben Allah'ımın yolundayım diyerek Allah'a kendimizi ispatlayalım. Yani şeytan olmasaydı biz kendimizi ispatlayamayacaktık. Acaba anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir fark. Onun için bu alemde her varlık lüzumludur. Hiçbir varlık boşuna değildir. Periler, cinler negatif enerjilerimizdir. Periler pozitif enerjilerimizdir. Her şey insanda vardır. Dünyada yaratılan her şey insanın içinde vardır. Onun için biz her şeyin hakimi ve en büyük dünyayız. Yeter ki nefsimize hakim olalım. Nefsimize hakim olunca melik de biziz, mülkün sahibi de biziz. İşte nefsini bilen, Rabbini bilirin bir manası da budur. Var mı yani? Anlıyoruz değil mi? Çok önemli. Bir saniye. Buyurun hocam. Anlamalı ve idrak etmeliyiz.
Onun için burasına da dikkatinizi çekeceğim. Mürşid-i Kamil'in nuru beyaz, Hazreti Peygamber'in nuru siyahtır. Hazreti Peygamber'in nuru, hani Mekke'nin gökyüzüne bakarsınız da kadife bir renk görürsünüz. Ne siyahtır, ne lacivert, öyle bir şey. Onun öyle bir nurdur. Yani parlak ama koyu renk. Neden? Kara delik gibi bizi bütün yanlışlarımızla içine çeker. İnsan-ı Kamil'in nuru ise beyazdır çünkü ayna gibidir. Bana benim ne halt olduğumu gösterir. O göstermezse ben peygamberi tanıyamam. O bakımdan Rabbiyet özelliği çok önemli. Bu deistler var ya, Allah korusun, Allah bizi deist olmaktan, ateistler de tehlikeli. Çünkü deist grup Allah'ı kabul edip peygamberi kabul etmeyen grup. Bu grup şöyle der: Allah affedicidir, beni nasıl olsa affeder, her bir haltı işleyeyim ben. Allah korusun, bu rahip ismini kabul edip Rab ismini kabul etmemek demektir. Allah bizi bu idrakten korusun. Bu tip insanlar Yasin suresinde yerle bir edilir. Yasin suresi bilhassa bunlar için gelmiştir ki Rab olmazsa sen Allah'a ulaşamazsın. Yani Allah affedicidir ama kimi affeder? Kendisiyle mücadele eder ve nefsani varlığını yenerek hakiki varlığa kavuşanı affeder. Yoksa sorumluluk bize aitken, doğru yolda gösterilmişken yanlış yola yürüyeni tabii ki affetmez Allah. Allah'la alay etmek gibi bir şeydir. Devamlı aynı hataları yapıp ben seni takmıyorum, haşa. Hani bu seni seviyorum, seni seviyorum deyip sonra her halde işleyen sevgiliye benzer. Buna kim inanır? Anlatabiliyor muyum? Onun için insanın sevgilisi için mücadele vermesi lazım. İspatlaması lazım sevgisini. Bu yüzden de nefsinin arzu ve isteklerinden geçmesi lazım. En basitinden başlayarak, hocam öyle derdi Kur'an hocam, önce en yapabildiğiniz şeyle başlayın. Mesela yılan. Yılanla başlayın. Yılan söylememeye çalışın. Yaptığımız her hareket Allah'ın hoşuna gider. Her mücadele. Ve bize yardım eder. Burada çok önemli bir nokta daha söyleyeyim. Hiçbir kimse ne mürşidin yardımıyla ne de kendisiyle yardımıyla istediği neticeye ulaşamaz. Ancak gayret edebilir. Ama neticeyi ulaştıran yalnız Allah'tır. Allah gayret edeni sever ve inşallah ona yardım eder. Ezelinde varsa. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli şeyler bunlar. Her şeyi tedricen kemale erdiren, nezareti altında terbiye eden, büyüten ve besleyen mana. Tedricen kelimesine de dikkati çekeceğim. Biz herkes bana soruyor, senelerdir gelip gidiyorum adam olamadım diyor. Geliyorum gidiyorum da daha hala adam olamadım. Ben de aynı şeyi söylüyorum yani. Sonuç şunu söylüyor Hazreti Mevlana. Niye vaktinden önce gül gibi açmaya çalışıyorsun? Vaktinden önce açan güller biliyorsunuz hiç koku vermezler ve hemen solarlar. Eğer vaktinde açılırsa etrafa koku vereceğin için hakikaten etrafı gül kokusuna boğarsın. Öyleyse vaktinizi destekleyin. Şimdi ben niye olmuyorum deyince zannediyoruz ki ben oluyorum. Ben beceremem ki. Ben gayret ederim. Olunan Allah'tır. Mesela bu sigarayla mücadelede, işte alkolle mücadelede ben hakikaten kimyacı olmaktan dolayı da çok uzun süreler çalıştım. Okulda da kızlar başkanı, yeşiller başkanıydım. Fakat bir gün sigarayla mücadele, çok sevdiğim bir öğrencim sigarayı bırakamıyor. Düşünün, sevre çıkıyoruz. Orada dedim ki şurada peygambere söz ver, artık içmeyeceğim. Söz verdi. Geldi gene bırakamadı. Evet. Bırakın. Yani dedim ki demek ki son noktayı Allah'ın koyması lazım. Ama sende de gayret olmalı. Yani Allah sende bir gayret görecek ki o noktayı koysun. Bununla ilgili çok hoş bir hikayem var benim. Bir arkadaşım fakülteden ateisttir kendisi. Bir gün bana geldi, dedi ki Cemal Bey bak sen inanırsın ama ben hala emin değilim dedi. Allah'a dedim ki dedi, hem Allah yok diyor hem de Allah'a diyor ki eğer varsam yarın ben sigarayı bırakayım. Ertesi gün dedi kalktım,
tatlının içi sigara, gece içmişim dökmemişim, nasıl bir pis koku dedi. Vallahi bir haftadır hiç içemiyorum dedi. Şimdi bunu yapmış. Herkes dedi biliyor musunuz? Ama var mı yok mu gene de bilemiyorum. Yani o varlığını gösterecek, ya ona dokunacak olan Allah. Gene ben bir sembozyumda Hindistan'da bir çocuğa, Tibet'teki profesör adama çok güzel anlattı. Sonunda dedi ki Allah'a iman etmiyorum. Ben de ona bir mesaj yazdım. Ama Allah sana dokunmamış dedi. O kadar şaşırdı ki. Zannetti ki ben etmiyorum. Halbuki Allah izin vermemiş ona. Geldi beni buldu. Ne demek istiyorsunuz anlatın diyor bana. Dedim ki onun her şeyi onun idaresi aldı. O sana dokunmadığı için sen iman edemiyorsun. Ve inan ki dile bak nasıl değişeceksin. Zannederim biliyor. Yani hakikaten o insanı sarsıyor. Ben yapıyorum zannediyor. Ben değişemiyorum. Halbuki Allah. Onun için Allah'a her şeyimizi tamamen teslim olalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramlarından biri olup Rab kelimesi bine yakın yerde geçmektedir. Bu demektir ki Kur'an'da Allah kelimesinden sonra en fazla geçen isim sıfat Rab'dır. Bir başka ilginç nokta da şudur ki Rab kelimesinin geçtiği yerlerin tamamına yakın yerlerde alemlerin Rabbi, Rabbiniz, Rabbin, Rablerin, Rabbim şeklinde tertip halindedir. Ve daima Allah'ın isim sıfatı olarak kullanılır. Çoğu da Erbab'dır. Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha'nın ilk ayetinde Allah kendini alemlerin Rabbi olarak tanıtmaktadır. Bu da gösterir ki Kur'an'ın temel konusu Allah'lık yani Tanrılık kavramının yeri ve anlamının hemen ardından Rab'lık gelmektedir. Yani benim Allah'a tapabilmem için onun öğreticiliğine, onun beni tedavi edeceğine, onun beni terbiye edeceğine iman etmem lazım. Kendimin değil, kendim yaparım, kendim beceririm değil. O beni terbiye edecek. Buna iman ettiğim zaman Allah'a da tapmaya başlıyorum. Ancak o zaman tapmış oluyorum. Yine hep söylüyorum. Ben 5 sene hocamın emriyle mesleği derslerine başladım. Artık kendimi de gayet iyi öğretmen zannediyorum. Her şey de çok güzel gidiyor. Gün geçtikçe de öğrencilerim artıyor. Sonra hocam tabii ki çok muazzam bir sultan olduğu için hayli gelsin size Kur'an öğretsin. Aa biz mesleviyle aşk içinde giderken şimdi Kur'an hocası gelecek bize cehennem anlatacağız filan eyvah dedik hepimiz. Hocam geldiler küçücük bir adam bu kadar şeker anlatamam baştan aşağıyla bu kesilmiş ve baştan aşağı tevazu bir insan geldi dedi ki çocuklar her şeyi bildiğimizi zannederken eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Evet diyoruz. Şehadet ederim ki diyoruz. Biliyorum demiyoruz. Eminim demiyoruz. Tapıyorum demiyoruz. Şahitlik ederim ki Allah birdir diyoruz. Peki ne demek bu? Bizim daha başından haberimiz yok. Bu kadar her şeyi bildiğimizi sanıyoruz. Daha şehadeti bilmiyoruz. O zaman düşünmeye başladık. Bakın düşünme tefekkürdür ve düşünmeden Allah'a ulaşılmaz. Dedi ki hocam her varlıkta Allah'ın bir ismi olduğunu idrak edip her varlığa ona göre muamele etmeden Müslüman olamazsın. Aman ya. Ben bırakın her varlığa iyi muamele etmeyi, insana bile daha iyi muamele etmeyi beceririm. Böyle bir bakış açısından şunu görmeliyiz ki gerçek Müslüman yaratılmış her varlığa hürmet edendir. Şimdi ben çiğ çalışıyorum Üstad-ı Hazretlerine. Allah'ıma gece gündüz şükrediyorum Üstad'e çalışma fırsatını bulduğum için. Bursa'nın büyük sultanı Üstad-ı Hazretleri, Celveti tarikatının kurucusu. Halveti'liğin bir kolu. O diyor ki her şey tevhiddir. Yani gece gündüz bir yere kapanılarak insan olunmaz. Kendisi söylüyor. İnsanların sıkıntı ve belalarına katlanarak gene de Allah birdir, hepsini yapan yaptıran Allah'tır diyorsa o zaman edersin. Ay nasıl güzel bir şey. Cennetiye'nin
halvetilikten ayıran özelliği budur diyor sultan. Demek ki bazı tarikatlerde halkın eziyetine katlanmayı 40 gün bir yere çekilip terbiye olmaktan daha büyük bir terbiye olarak görüyorum. Çünkü orada orası çok zevkli. Ben de kapanırım Allah 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 derim hiç fakirleri gibi ama hayır. Ay sana kötü muamele edene dayanabiliyor musun? Her şeyden memnun olabiliyor musun? Evet. Orada asıl değil mi? Asıl ona dayanabilir. Eşinin, çocuğunun, işte ailelerdeki çeşitli kişilerin sıkıntı ve belalarına katlanabiliyor musun? Ancak o zaman Allah'a ulaşırsın. Yani her bir adım işte onu görmek. Ona yapan yaptığının Allah olduğunu idrak etmek. Çok mühim yani bu bence. İşin tamamen özü burada. Hocam hak itinde hakla. Evet. Tamamen öyle. Rablerin hidayeti kendisine ya da yurduna yani darüsselama, cennete, fazilete, sevaba ve lütfa erdirir. Ondan başka değil. Onlar başka değil kurtuluş ehlidirler. Bir cezadan veya bir perdeden dolayı bu yüzden işte onlar şeklinde ifade kullanılmıştır. Yani arınma ve bezenme gibi sözü edilen sıfatlara sahip olanlar Rablerinden gelen hidayettir. Yani bir sıkıntıdan şikayet ediyoruz ya, Allah ise şöyle diyor, ben o sıkıntıyla seni hidayete erdiriyorum. Seni kendime erdiriyorum. Ve sonuçta aslında bizim anlamadığımız nokta şu, çünkü gördüğümüz, elle tuttuğumuza inanıyoruz, hakikate inanmıyoruz. Zannediyoruz ki bu dünya sonsuz, halbuki bu dünya şu kadar, şu kadar küçücük bir dünya, bundan sonrası sonsuz. Ve biz geldiğimiz yere geri döneceğiz, başka bir yere değil. Öyleyse sonsuzu istemek mi önemli, şu dünyanın rahatını istemek mi? Bakın bir dakika 60 küsur yaşına geliverdik. Ne zaman geçti? Daha ne yaptık da geldik? İnsanın katiyen anladı. Öyleyse gidiyoruz. Ne hazırlık yaptık? Geçen gün oğluma teyzesi söylüyordu. Allah ondan razı olsun. Kardeşim hiç böyle şeyler söylemez. O da gelmiş gene işinden şikayet ediyor. Kardeşim döndü dedi ki ona. Yani Kerimciğim dedi. Şimdi artık dedi 40 yaşına geldin. Öbür taraf için ne yaptın biz düşün bakalım. Bu o kadar önemli bir konu gibi, o kadar sık hatırlatılması gereken bir konu. Öbür taraf için ne yaptık? Hepimiz genciz falan diye düşünmeyin, insanlar bir dakikada gidiyorlar. Kimin ne zaman gideceği hiç belli değil. Yarın ne olacağımız belli değil. Onun için hep yarın ölecekmiş gibi Allah'a hazırlık yapmak lazım. Namazda Fatiha okunması kemal varlığının insanda oluşuna işarettir. Çünkü insan varlığın Fatiha'sıdır. Allah onunla varlıkların kilidini açar. Fatiha'yı okumak insaniyet sırları altında Rabbani sırların zuhuruna işaret. Bundan senelerce önce bir Müslüman olmuş Yahudi arkadaşım var. Şeli Şule'si bilirsiniz kızlar. Şeli Şule'den bir kağıt geldi, gazete küpürü. Amerika'da bir adam gece uykusunda kendi lisanından farklı bir şeyler okumaya başlamış. Gece uykusunda. Ve demiş ki bunları, ya uykusunda söylüyor. Bunlar sıhhat duası. Adam İngilizceden başka hiçbir şey bilmezken gece uykusunda gazete küpürü yazdı bunu. Fatiha okuyormuş. Evet. Allah oradan bile zuhur ettiriyor. Diyor ki ben bununla sizi sıhhate kavuştururum. Fatiha 40 kere günde namazda okuduğumuz bir şey. 40 kere. Ve Fatiha'yı idrakle okuduğumuz zaman içimizdeki bütün sıkıntı verici kapılar açılıyor. O kadar mühim Fatiha. Çünkü diyor ki ben senin Rab oluşuna şükrediyorum Allah. Sen öğretmeseydin ben kendimi asla bilemezdim. Kendimdeki seni asla göremezdim. Ve kendimin olmayan varlığını bir varlık zannederdim. Onun için Fatiha. Kur'an'da Cenab-ı Hak Zat-ı Bahri İlahisi'nin Rabbül Alemin buyurarak alemlerin Rabbi olduğunu, Rabbül Semavati vel Arz buyurarak bütün semavat ve arzın Rabbi olduğunu, Rabbül Meşriki ve Magribi buyurarak
doğunun ve batının Rabbi olduğunu, Rabbi felek duyarak felakin Rabbi olduğunu ve Rabbi nas duyarak hepimizin Rabbi olduğunu belirtiyor. Yani her şeyi ben düzenliyorum diyor. Madem ki Rabbiyet bizim hakikatimize doğru gitmek için bize çizilen yoldur. Her şey o hakikate gitmek üzere hareket eder. Güneş de, ay da. Gene Yasin suresinde güneşin ve ayın tamamen Allah'ın emrettiği bir yörünge üzerinde hareket ettiği anlatılır. Onun ne kadar özel olduğu anlatılır. Çok konuştuk ve siz de çok okuduk o konuları. Dolayısıyla Allah her şeyi kendi doğrultusunda ileterek kendi hakikatine doğru yönlendirir. Her şeyi, her şeyi. Ben atomu, tabii beni en etkileyen atom olmuştu. Hani acizane kimya okuduğum için atomun içindeki elektronlar, yani negatif enerjiler, ortadaki pozitif enerjiye, yani Allah'ın ismine doğru elips şeklinde bir, çok enteresan, elips şeklinde bir yörünge üzerinde dönmek mecburiyetindeler. Ve elipsin iki yanına geldiklerinde huuu diye ortaya eğiliyorlar. Şimdi düşünün, içinizdeki bütün elektronlar huuu diye Allah'a eğilirken bizim ağzımızda Allah yok dememizden daha komik bir şey olur. Yani daha komik bir şey olamaz ya. Hiç ilmi bilmemek. Eskiden ilim dinle ters düşerdi. Şimdi anlaşılıyor ki din tamamen ilmin hakikati diyoruz. Ve batıdan bana gelen bütün gruplar bana bunu soruyorlar. Bizim kitabımızda ilim yok. Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı ilim. Baştan aşağı. Her zerresinde Allah'ın hakikatinden bir ilmin hakikati ortaya çıkıyor. Bu isimde 5 hüküm vardır diyor İbn-i Arabi Hazretleri. Rab isminde 5 hüküm vardır. 1. Renk verme, boyama. Yani yaratılış hükmü. Cenab-ı Hak Küryem-i Yüvefişen ayetinde her an, her gün ama her an yeni bir ismiyle tecelli eder. Alemde hiçbir nefis ve hiçbir şey yoktur ki daimi surette. Buraya çok dikkat ediniz. Allah'ın birinci Rab isminin birinci manası halkı cedittir. Bu kavram Hint felsefesinin algıladığı tekrar tekrar dünyaya gelme kavramını tamamen yok eder. Yani reenkarnasyon yoktur İslam dininde. Reenkarnasyon anlayışı maalesef yanlış bir anlayıştır. Bence Buda da bunu anlatmamış. İbn-i Arabi'nin söylediğini anlatmış ama halk anlamamış. Halbuki şu vardır. Her nefes dediğimiz zaman ölürüz. Nefesi verdiğimiz zaman ölürüz. Ve biz yeniden dirilmeyiz. Allah bize yeniden üfler. Ve her nefes bizi yeniden dirilterek yeni bir hakikatle bizi karşı karşıya bırakır. Ve burası çok önemli çünkü yeni bir fırsat çıkar. Her nefes Allah bana hadi artık eskisi gibi değilsin. Çok şükür yeni bir haldesin. Beni şimdi yeni halinle idrak et der. Ama ben o nefeste birisine takılmışsam, bu başıma gelmeli miydi, bu olmalı mıydı, şu bana şunu yapmalı mıydı demişsem, ben o idraki duyamıyorum. Anlatabiliyorum. O halde birinci Rab tecellisi yeniden yaratmadır. Her an yeniden Allah bizi yaratır. İkincisi, ekilip biçilmiş ekin olan nüfustur ki insanlar tabiatları itibariyle birbirleriyle sayısız ihtilaftadırlar. Bunlar bu çukurda ancak Rab ismiyle kurtulurlar. Çünkü ayet-i kerimede ben sizi birbirinize düşman yarattım. Yaratılış şartımız bu. Yani farklılık, o düşmanlık aslında düşmanlık değil. İsimlerin farklılığı. Şimdi kimisinde cemal var, kimisinde celal var. O farklılık ne yaptı? Kavga yarattı. E ne olacak? Rab ismi gelecek, kavgaları birleştirecek. İkinci kurtuluşumuz Rab ismiyle o farklılıkları hoş görmede oluyor. Şimdi bana büyük bir grup geldi Amerika'dan, bundan 6-7 sene önce. Konuşuyorlar işte, ben anlattım. Birisi kalktı dedi ki, siz dedi herkesi çok iyi görüyorsunuz, herkes lazım dedi. Biz dedi bu burçtan nefret ediyoruz dedi.
kuş da mı lazım yani? Adam. Ben de dedim ki, şimdi dedim çok güzel bir vücut düşünseniz, bağırsaksız vücut olur mu? Bağırsağı tek başına getirdiğinizde kaçacak delik ararsınız. Ama vücudun düzenli çalışması için bağırsak da lazım. Öyle değil. İşte kuş da bağırsak mesabesinde. Niye kızıyorsunuz adama dedim. Gülmekten küçük bayıldılar. Fakat hakikat bu. Yani her kavramda bir Allah'ın yarattığı bir varlık var. Eğer o olmasa düzen olmaz. Harika bir ev düşünün, malikane. Tuvaletsiz malikane olur. Ama tuvalet tek başına olsa kaçacak delik ararız. Ama o malikane içinde de tuvalet olmasa bir dakika duramayız çünkü sıkışacağız. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek istediğimi? Dolayısıyla her varlık lazım. Her varlık lazım. Üçüncüsü, mümkünatın meselelerine nazardır. Zaman ve mekanlarının birbirine münasip olan kaydine, hareket ve sükunetine, ayrılık birleşimine, bütün işlerimize Rab var. Yani önce bizi her an yaratır. Sonra başkalarıyla çekişmelerimizi birleştirir, düzenler, bizi Allah yoluna koyar. Üçüncüsü, kendi içimizdeki zıtlıkları, burası çok önemli, birleştirir. Hani ne diyor Yunus? Kah çıkarım gökyüzüne, İsa ile bir olurum, kah inerim tahtı sera, Firavun'a eş olurum. Ben böyle bir insanım diyor. İşte bu içimizdeki zıtlıkları Rab ismiyle Allah birleştirir. Ve bizi sırat-ı müstakim üzere, yani dengeye koyar. Yani ben kendimden biliyorum, acizane hiç adam olmuş değilim ama şöyle bir, eskiden o kadar her şeye üzülürdüm ki, mesela kayınvalidemin gözleri kahverengi, birisi yanımda yeşil gözüme etse, ay kadın kırıldır herhalde diye ben üzülürüm. Yani bu kadar hassasiyeti doğru olmadı. Herkesin de bir şeylerle terbiye olması gerektiğini öğreten bir Rab oldu bende. Sonuçta ne oldu? Ben üzüntüye kestim. Çünkü her şey lüzumlu dedim. Bana birisi de ters muamele ediyorsa ona da üzülmedim. Ben de iyi niyetle birisi kırmışsam ama iyi niyetle hiç öyle bir şey yapmak istemedim. Üzerinde durmadım. O da kırılmamayı öğrensin dedim. Bu o kadar rahatlatıcı bir şey ki size. O kadar rahatlatıcı bir şey. Acaba anlatabiliyorum. İşte demek ki Allah önce bizi diritti, her an diritti. Sonra aramızdaki problemleri çözdü. Sonra kendi içimizdeki zıtlıkları birleştirdi. Sonra burası çok güzel, dördüncüsü, bizi bütün bunları yapınca Allah'a azap kabul etmeyen bir kul haline getirdi. Yani o kadar bunlardan memnun olduk ki yapan yaptıran sensin. Ben senin kulunum dedi. Bu işte tekamülde bir dördüncü noktadır ki en güzel haldir. Kulluk derecelerin en yükseğidir. Çünkü kulluk hiçlik ve yokluk makamıdır. Peygamberin makamıdır. O kadar yoktu ve o kadar hiçti ki hiçbir kelime de kendi nefsinden çıkmamıştır Hazreti Peygamber. İnsanlar geçmişte kula kul, nefse kul ve ilahlara kul olmuşlarken Allah'a kul olmayı öğrenirler. Öyle ya, hani put edinenlere kızıyoruz ama bizim putlarımız sonsuz. Çocuklarımıza tapıyoruz, eşimize tapıyoruz. Bakın bize bir laf edilsin, kıyametleri kopartıyoruz. Demek ki bir sürü putlarımız var. Halbuki tekamül eden insan putlardan geçer ve Allah'a doğru yönelir. Beşinci özellik hayattır. Allah Rab ismiyle mahlukatı diriltir. Yani ne demek istiyorum? Gıdamı verir, beni manayla besler ve beni diri tutar. Öyleyse Allah'ın Rab ismi isimlerin en önemlilerinden biridir. Rablık özellikleri taşıması itibariyle mertebe bakımından insandan daha izzetli kılınmış yaratık olmadığı gibi kulluk onun özellikleriyle ondan daha hurhakir kılınmış da bir varlık yoktur. Burada İbn-i Arabi Hazretleri Füsus'tan gene şunu anlatıyor. İki elimle yarattığım insana tapmaktan seni alakoyan nedir ey şeytan ayetini hatırlatıyor. İki el. Allah'ın iki eli yok tabii ki. Ne demek istiyor bu iki el? Cemal ve celal. Başka bir anlatımda Rablık ve kulluk. İkisi de insanda vardır.
Yani burasında çok dikkatinizi çekeceğim. İnsan kulluğunu bilmeden önce Rablığını ilan ederse firavun olur. Allah korusun. Yani ben derse insan kulluğunu bilmeden Rablığını ilan eder. Önce kulluğunu bildikten sonra öğretmen olursa, yani hiçliğin içinde haliyle öğretir hale geçerse Hz. Muhammed. Öyleyse bu ikisi arasındaki farkı anlatabilirim. Öyleyse bu ikisi de insanda var. Ama gayret kulun yönünde olmak. Çünkü ben yok olursam halim öğretmen oluyor. Halim. Benim yokluğum öğretmenlik. Anlatabiliyor muyum acaba? Çok kötü bir şey. Çünkü bakın deminden beri anlatmaya çalıştım, o insanlar vasıtasıyla tekabül ediyor. Onlar bize kötülük yapmıyorlar. Çok büyük iyilik yapıyorlar. Aslında Allah onlardan bir kere razı olsun. Yani aleyhimize konuşanlar, bakın ne güzel söylemiş, ben bayılıyorum. Hazreti Ethem demiş ki çok şükür demiş aleyhinde konuşanlar amel defterindeki günahları kendi amel defterlerine geçirmek zarafetinde bulunmuşlar. Bu daha büyük iyilik mi olur? Yani bütün günahlarımızın silinmesini sağlıyorlar. Nedir hadiste? Bir anne çocuğunu doğururken bütün günahları silinir. Öyle değil mi? Neden? Çektiği acılarla yeni bir can doğuruyor. Bizim çektiğimiz diğer maddi sıkıntılarda nefsimizin yok olup bizden hakikat çocuğunun doğmasına sebep oldu. Öyleyse o acıyı seviyoruz da hani aman da hatta doktora deriz ki arttır sancımı ki bir an önce doğurayım deriz. Niye bu acıyı seviyoruz? Anlatabiliyor muyuz? Bir vakit olur ki kul şüphesiz Rab olur. Başka bir vakitte kul olur. Kul kulluk derecesine inerse hak ile genişler. Rab olursa yaşayışı daralır. Vallahi bunları biliyor ki şu kadar aklı olan mürşit olmayı istemez diyor. Şu kadar aklı olan. Çünkü diyor bir kere daraldı. Neden? Hakaret ona. Her dakika kötü muamele ona. Der bir şey öğretmeye çalışır. Oradan yer kazır. Etrafındaki insanlar çünkü ortaya çıktığı için bütün negatif insanlar etrafına dolaşır. Aleyhinde konuşmalar artar. Yani buna dayanabilecek bir şey çok zor bir iş yani. Çok zor buna dayanmak. Ancak Allah'la, hakla beraber olursa buna dayanabiliriz. Yoksa kolay bir iş değil. Yani biz biraz dedikodu duysak, ay bak benim aleyhinde ne konuşuyor diye üzüntüden ölüyoruz. Mürşidin aleyhine konuşmadık, laf bırakmıyorlar. Laf. Şimdi birisi çok şükür aleyhime bir kitap yazacakmış. Allah razı olsun. Yani Allah razı olsun. Şimdi böyle şey de olunca ben çok şaşırıyorum. Çünkü diyorum ki beni ne kadar büyütüp değer vermiş ki yani beni kitap yazacak kadar büyük bir insan seviyesine çıkarmış oluyor böylece. Yani şunu da bilmek lazım ki Hadis-i Niyazi Hazretleri hani adamın birisi gelmiş. Ay bir bakmış bütün şehir aleyhinde konuşuyor Hazreti. Allah Allah demiş bu kadar yoldan geldiğinde böyle bir adama mı ben gideceğim? Akşam da sohbetine gitmiş gene de bir dinleyeyim demiş. Hey, Hazrette şeriat var, hakikat var, akıyor Hazret. Anlamış ki kıskançlıktan konuşuyorlar. Demiş ki gelmiş bunlardan Allah razı olsun efendim demiş. Bir duvar örmüşler anlamayanları sizden uzak tutuyorlar. Demek ki onun için varlar. Ne kadar önemli. Ne kadar kul olduğundan dolayı nefsinin aynını görür. Dilekleri şüphesiz haktan genişler. Rab oluşundan dolayı mülk ve melekut alemdeki bütün mahlukların kendisinden bir şey istediklerini görür. İşte öğretmen olunca insan tabii ki bütün madde ondan bir şey bekliyor. Bir şey bekliyor. Miraca çıkarken yer, gök, bütün peygamberler, herkes peygamber. Aman bizden de selam götür. Biz o huzura çıkamıyoruz. Şu isteğimizi de götür demediler. Öyleyse Rab'lık kolay bir iş değil. Sonra huzura çıkıyorsunuz. Peygamberi düşünün. Biz de her arkadaşlar biz de kendi çapımızda her namaz huzura çıkıyoruz. Şimdi
o huzura çıktıktan sonra insan öbür namaza kadar yanlış bir şey yapabilir mi? Huzura çıkmış oluyor. Çok zor bir iş. Çok, gerçek huzura çıkmak için çok zor bir iş. Hazreti Musa Firavun'a alemlerin Rabbi nedir sualine karşı eğer siz yakin ehliyseniz semadan ibaret olan yüce alemde ve yerden ibaret olan aşağı alemde bu alemlerin suretleri kendisinde beliren zattır dedi. Musa Allah'ın zatını tarif için suale fiil ile cevap verdi. Bu surette Tanrı zatının tarifi Tanrı'nın alemdeki suretlerden biriyle görüldüğü şeyle veya alemin suretinden kendisinde beliren bir suretle ilgili gösterdi. Yani Musa dedi ki Allah'ın zatı bütün yaratılmışların zatıyla alakalıdır. Bütün yaratılmışların hakikati ve özünü görürsen Allah'a doğru yönelirsin. Musa cevabına ilave etti. Maşrik ve Magrib'in Rabbi dedi. Hem zahir hem gizli olanları koy. Maşrik ve Magrib yani doğunun ve batı. Buraya dikkatinizi çekeceğim. Doğu ve batı kelimelerine dikkat edelim. Doğuşun ve batışın. Yani başta o, sonda o. Dün abim bana diyor ki teyzemin oğlu, Big Bang'den önce ne vardı diyor. Böyle soruyorlar bana diyor, Big Bang'den önce. Hocama sormuşlar, Adem'i anlatır mısınız diye. Kaçıncı Adem? Allah'ın istediği her an Big Bang'dir koparır. Yani o Big Bang'den önce başka Big Bang'ler vardır. Yaratılış bitmez. Allah sonsuz. Biz bu sonsuz kavramını sınırlıyoruz. Zannediyoruz ki öncesi var, sonrası var. Ne öncesi var, ne sonrası var. Onun için bitmeyen bir Allah. Hatta İbn-i Arabi diyor ki sonsuz kelimesi bile günahtır. Kafanda bir sınır çizer Allah için. O bile diyor Allah'ı anlatamam. Acaba anlatabilir miyim? Musa'nın birinci cevabı yakin ehli kimseyedir. Bunlar yakin ve keşif erbabıdır. Bu itibarla onlara yakin ehliyseniz dedi. Şu demektir ki eğer siz yakin ehliyseniz ben size hidayetin ben size şuurunuzda ve vücudunuzda yakin ile sezdiğiniz Rabbi bildiririm. Şayet değil de akıl ve taklit iseniz akli delillerin verdiği yani Allah'a ben delille anlatırım eğer delille anlıyorsanız ama eğer yakin ehliyseniz bilin ki her yerde gözüken o. Başkası yok. Bunu ben şöyle açmışım bu anlatımı. Eğer yakin ehli isek bizim manamız olan semamızda Allah isimleriyle tecelli eder. Fakat bu tecelli maddemize zuhur edince eksik olur. Yani manamızda Allah her haliyle var. Ama biz bunu idrak edemiyoruz. Çünkü maddemiz, nefsimiz bu idraktan aciz. Anlatabiliyor muyum? O halde yaratılmışta o diye çıkan hal Allah'ın isminin bozuk aynalardaki tecellisidir. Burası beni çok etkiler ve ben Batı'da hep bunu anlatıyorum. Luna Park'taki aynalara girdiğiniz zaman aynalar kimi cüce gösterir, kimi büyük gösterir. Bunlar biziz. Allah bizim aynalarımızda ortaya çıkar. Fakat bizim nefsani aynalarımız bozuk olduğu için, kirlenmiş, paslı olduğu için Allah'ın ismini yanlış gösterir. Onun için yanlış örneğiz, doğru örnek değiliz. Ama insan-ı kamil, Allah'ın bütün isimlerini Allah'taki gibi ortaya koyduğu için insan-ı kamil Allah'a tam manasıyla Hazreti Peygamber de gerçek bir insan-ı kamildir. Yani ekmel olan Hazreti Muhammed'dir. Onun aynasından tecelli eden kamil insanlar da Peygamber'in sanki hakiki aynadaki görüntüleri. Ahmet Arifahiler, Abdülkadir Geylani'ler, Mevlana'lar. Bu iş, burasına da çok dikkat etmek gerekir. Soyla sopla olmaz. Bu iş ilimle, bilgiyle de olmaz. Bu iş tertemiz olup Allah aşkıyla donanmaktan başka hiçbir şekilde olmaz. Yarın öbür gün oraya gittiğimizde Allah bize şunu soracak. Beni seviyor musun? Benimle miydin? Beni andın mı? Beni ne kadar andın? Bütün soracağım. Ve böyle diyor Beyazıt Beslan. Bir tek soru soracak diyor. Ben ömrün boyunca seninleydim. Sen neredeydin?
Bence sorguların en korkuncu bu. En korkuncu. Çünkü ben neredeyim? O nerede? Anlatabiliyor muyum? Hidayet ancak Rab'dan gelir. Kur'an'ı öğrenme muttakilere mahsus bir nur ile Kur'an'ın manasına vakıf olmaktır. Ancak ve Allah'ın talimiyle asıl olur. Yani şunu demek istiyorum. Gece gündüz Kur'an okuyalım. Kur'an'ın manasını idrak etmek ancak Allah'ın bana tecellisiyle. Peki Allah bana nasıl tecelli ediyor? Buraya dikkatinizi çekeceğim. Allah bana nasıl tecelli ediyor? Her an ediyor. Ben görmüyorum. Allah'ın tecellisinde bir kusur yok. Allah bütün adaletiyle, bütün yaratılmışlara, bütün nuruyla her an tecelli ediyor. Ama ben nefsimle ona bakınca görmüyorum. Onun için Mevlana muazzam bir yorum kullanmış Hazreti Pir. Diyor ki, kurar gelin gibidir, yüz görümlü vermeyene pecesini açmaz diyor. Ay ne güzel bir anlatım. Yani sen nefsinin arzu ve isteklerinden geçmezsen Kur'an'ı idrak edemezsin. İstersen gece gündüz oku ezberle, anlayamazsın. O yüzden de zikir her şeyin başıdır. Hocam Kenan Arifa'ya soruyorlar, zikir nedir diyorlar. Çok dikkat etmeyin, zikir nefisle mücadeledir. O halde zikir nefisle mücadeleye yaramıyorsa zikir değildir. Gece gündüz çeksek faydası olmaz. Anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Mesela Harun Reşit'in papağanı Yasin suresini ezbere biliyor. Papağan ezbere. O zaman bizim papağandan bir farkımız kalmaz. Manasını idrak edemeyip halimizi düzeltmezsek. Gene hatırlatıyorum arkadaşlar, bu çok sık hatırlattığımız bir şey. Kendime hatırlatıyorum tabii önce. Dört gruba Kur'an'ın manası katiyen inmez diyor Ahmet Arif Hazretleri. Katiyen. Bir, yarın endişesi taşıyanlar. Yani yarın ne olacak, işim ne olacak, bu gücüm ne olacak, param ne olacak. İki, dünya ehline el açanlar. Dünya ehlini kıskanıp onlara el açanlar. Üç, devlet büyüklerine menfaat isteğiyle yakınlaşanlara. Dördüncüsü Allah sevgililerini kıskananlara. Bu dört gruba katiyetle Kur'an'ın manası inmez. Allah anlamayı öğretendir. Cenab-ı Peygamber hüküm ve hikmeti öğretendir. Allah idraki verecek. Peygamber de o idrakle Allah'ın emirlerini nasıl yaşamamız gerektiğini bize öğretecek. Ama idraki veren Allah. Peygamberimiz ayrıca idrak yollarını bildiğinden halkı irşadıyla bilgilendirmeye sevk eder. Çünkü o Allah ile mahlukat arasında bir vasıtadır. Biz ona berzah diyoruz. Arkadaşlar buraya bir dikkatinizi çekeceğim. Bugün çok yeni, biraz yordum sizi ama çok önemli. Şimdi berzah çok önemli bir yer. Ara. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Peygamber'in söylediği gibi içiyle haktır, dışıyla halktır. İçiyle haktır, dışıyla. İçinde bütün Allah'ın isimleri var. Hak. Dışıyla da halkta onların tecellilerini görüyor. Şimdi burada Bismillah kelimesine dönelim. Bismillah. Bakın kelimeye hiç dikkat etmiyoruz. İsmullah. B'yi kaldırın. Kelimenin hakikati İsmullah'tır. Allah'ın isimleri. Neyin içinde? B'nin içinde. B kim? Hazreti Muhammed. Çünkü berzah. Vücut. Ama öyle bir vücut ki yok olmuş bir vücut. B o demektir. Ve şunu söyleyeceğim. Elif olan Allah'ın hakikati B vasıtasıyla diğer bütün harflere ulaştırılır. B vasıtasıyla. Yani Bismillah vasıtasıyla. Onun için Bismillah'ı ne kadar çok söylersek o kadar idrakimiz artar. Bu kelimeleri kullanmaktan korkmayalım. Ne kadar çok adını anırsak, adı anarsa o kadar çok Allah ve Peygamber'i bir anda anmış olur. Anlatabiliyor muyum acaba? Nitekim biz size ayetlerinizi okuyacak, sizi her türlü kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek,
bildiklerinizi bildirecek, bilmediklerinizi bildirecek bir peygamber gönderdik diye Allah Hazreti Muhammed'i methediyor. Şimdi buraya da dikkatinizi çekeceğim. Gene duyuyordum sizi ama Allah çok enteresan bir şey söylüyor. Kitabı gönderdim demiyor. Kitabı ve hikmeti gönderdim diyor. Kitabı ve hikmeti. Demek ki kitap başka, hikmet başka. Ne demek istiyor Allah? Kitap kelimesiyle Kur'an'ın içindeki şeriatı anlatıyor. Kitabı gönderdim. Yani kurallar ve kaideler kitabını yolladım. Ama kalbin vasıtasıyla o kuralların hikmetini idrak et. Etmezsen şeklinde kalırsın. O halde kitap başka, hikmet başkadır. Bunu da şöyle anlatmış, burası da çok güzel. Aklın yok mu ki idrak etmiyorsun? Başka bir ayette kalbin yok mu ki idrak etmiyorsun? Demek ki aklımızla şeriatı anlayacağız. Kalbimiz de onun içindeki hakikatler vasıtasıyla Allah'a ulaşacak. Bu ikisi birbirinden ayrı şeyler. Acaba anlatabiliyor muyum? Belki kitabı böyle okuyabilirdik. Ama hikmetini anlamak için mutlaka peygambere ihtiyacımız. Gerçek hidayet sahibi Allah'tır. Ey Muhammed, sen sevdiğini hidayete sevk edemezsin. Ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Bütün bunlar peygamberimizin yol göstericilik vasıtası olduğunu, asıl hidayetin ise Allah'tan olduğunu gösterir. Hani burada Peygamber Efendimiz şeytanla karşılaştığında şeytana sormuş, nereye gidiyorsun ya alayi? Demiş ki delalete, yani adamları delalete, emri var üzerinde Allah. Peygamber demiş ki ona, ne sende delaletten bir güç, ne de bende hidayetten bir güç var. İkimiz de Allah'ın iki parmağının arasında. Böyle bir peygamber. Bundan, onun için benim en etkilendiğim şey, benim yani acizane ben kim olurum ama en etkilendiğim şey peygamberin Allah'ım sadece tebliğ ettim. Sen şahit misin diye Allah'tan yardım istedim. Yani ben bütün ömrümce söyle dediğini söyledim, başka bir şey yapmadım. Şimdi ben kimya öğretmenliği yaptım 20 sene. Şöyle bir huyum vardı. Bir kişi bile öğrenmezse ben o gün mutsuz olurum. Böyle gözümü dikerim, 20 kere aynı problemi anlatırım. Ve herkes öğrensin isterim. Bilmiyorum ki ben sohbetlere başladım. Peygamberin tebliğ ettiğini ama öğretinin Allah olduğunu öğrendim. Bu huyumdan vazgeçtim. Bir kere sordum, anlamayana bir daha anlattım ama üçüncüyü anlatmadım. O zaman anladım ki kimyayı bile öğretecek olan yalnız Allah'tır. Acaba anlatabiliyor muyuz? Ne kadar önemli bir rahatlık, ne kadar önemli bir şey. Ne çocuklarımızı eğitebiliriz, ne komşularımızı eşlerimizi, hiç kimseyi eğitme hakkına sahip değil. Ancak söyleriz. Bize söyle emri geliyor. Geri kalanı Allah'a teslim ediyor. Eğer bir ermiş insan bilir, bir mürşit gelir de aşk, muhabbet ve de hidayet merhemini senin o azmış, azıtılmış yaranın üzerine sürerse Allah'ı duymanın, Allah'a aşık olmanın coşkunluğu kendi nefsinden ve nefsinin yaralarından seni kurtarır. İnşallah. Yani bu Mevlana Hazretleri buyuruyor ki bu işin en kolay yolu aşktır. Yani kötü huylarını yok etmeye çalışmak için bir diyor toplu iğneyi alıp dağa kazmaya benzer. Öyle yorulur, yorulursun. Aşık ol, yak diyor. Şimdi nasıl aşık olacağız? Hocamın da bir sözü var. Yani beni en etkileyen sözlerinden biridir Kerem Hayatettin. Bir tek insana, arkadaşlar hale bakın. Bir tek insana Allah ve peygamber sevgisi aşılarsa güneşi batıdan doğurtmaktan daha büyük bir hizmet yapmış. Bir tek insana. Allah ve peygamber. Ben aşılayamam. Ancak o sevgiyi gösterebilirim. Yani ben seviyorsam o sevgiyi anlatabilirim. Onu sevmenin zevkini, kurtuluşunu, huzurunu ve mutluluğunu anlatabilirim ancak. Acaba anlatabiliyor muyum? İki, bilmediğim ve o hale gelmeden fazlındaki sonsuzluğu bilemeyeceğim hak nuruyla dolar. He
dünya hem ahiret tasalarından kendini azade bulursun. Bazen öyle olur ki Meryem yarıya konunca hasta bitti sanır. Ay çok şükür düzeldi sanır. Kendini bir anda iyi olmuş görmenin gafletine kapılır. Halbuki bu sadece yarıya bir ışık vurmasıdır. İyi olmak tamamen Allah'ın istediği gibi bir ruh olmak için tedaviye devam lazımdır. Şimdi burada da Gani'nin sevgili hazretlerinin çok sevdiğim arkadaşım Necmettin Şahinler'in yazdığı Merakli bir Tevhid kitabında muazzam bir kitap, herkese tavsiye ederim. O kitapta diyor ki Gani Muhtevi Hazretleri, sen insan kamil derecesine yükselsen bile mürşidine muhtaçsın. Çünkü arkadaşlar burası o kadar önemli. En yüksek seviyeye bile ulaşsa bir kere bile ben kendime yeterim dediğin anda düşersin. Allah o mürşit vasıtasıyla seni kendine çeker. Onun için hiçbir şeye güvenme. Ve devam et. Terbiye olmaya devam et. Kendi eksikliğini hisset ve devam et. Kulluğunu ve arzini hisset. Çünkü oldum demek o sonsuz olan Allah'a ulaşmada yol keser. Allah korusun. Mürşidinden ayrılma. Onun sana göstereceği yol sadece yolun başı değildir. Sonuna kadar yürümek gerekir. En yarası sırtında olan kişi Meryem'den gafil olma. Benim ihtiyacım yok diyenlerin diyor. Benim hocaya ihtiyacım yok. Peygamber'e ihtiyacım yok diyenler. Yarası sırtında olduğu için yaranın farkında olmayan insanlar. Nefis çıbanını aşk, muhabbet ve ilahi nur meryemleriyle onarması için mürşidinin feyzi nuruna dal. İyiliğe yüz tuttuğun anda bu nekahat lezzetini kendi kudretin sanma. Tekrar kibir ve gurur çukuruna düşmeden tekrar şeytan gibi ben ondan üstünüm deme gafletine sapmadan seni iyi eder ve daha iyi edecek olan hocandan ayrılma diyor. Hazreti Efendimiz söz vermiş buna Kenan Rıfai Hazretleri. Hakikaten ne kadar da doğru. Hangimiz emin olabiliriz ki kendimizden ayrılınca. Sonra herkes benim önümde iyiyse ben o iyilenlerin bana değil de hocamın öğretilerine olduğunu bilmiyor muyum? Hocamın öğretilerinin Hazreti Peygamber'e ait olduğunu, Peygamber'in hocasının da Allah olduğunu bilmiyor. O halde kim kendine güvenebilir? Onur bir anda çekilirse biz damgazla ortada kalırız. Herkes etrafımızdan kaçar. Allah korusun. Onun için vefa yaptıran yalnız Allah'tır. Onun idrakinden Allah bizleri ayırmasın. Kamil olur ki nasırlı yaraya keskin ustura olan. Cenab-ı Hak hidayet etmezse bir kul hiçbir şey yapamaz. Onun için Allah'ın lütfundan gayrı ne akla ne de ilme güvenmek asla doğru değil. Bir tane arkadaşım vardı okulda. Dedi, derdi ki ben bunu biraz dinlerim diye illa gelip bana dokunduracak. Ben hoş hoş tutmuyorum derdi. Böyle bir de hava atarak bana. Bir gün dedim ki ya tutturulmuyorsun ne kadar korkunç dedim. Tutturulmuyorsun. Ne diyorsun sen dedim. Niye tutturulmuyorsun? Ben tutmuyorum dedim. Öyle zannediyor. Öyle zannediyor çünkü. Tutturulmuyorsun. Ve hep söylerim hani yine belki duymayan vardır. Lafı çok etkileyici. Oruç diyor Allah sevgilileri. Bir ömür boyunca senin nimete gösterdiğin şükrün nimet tarafından sana geri dönmesi. Yani tutmaya olabilmesi, vücudunun müsait olması oruç tutmak aslında Allah'ın sana lütfu. Başka bir şey. Ya onu bir idrak edebilsek, çok şükür tuttum diyebilmekten, namazımı çok şükür bugün kılabildim diyebilmekten daha zevkli bir şey var. Unutturulursam nasıl kılarız? Ben yani geçen gün diyordum ki çok şükür hani sabah namazlarını hiç vaktini aksatmadan diyorum. Bir gün uyuyakaldım, unuttum. Ha, uyanakalmadım. Acil bir yere gittim ve unutturuldum. Hemen imtihan geliyor. Hemen anında geliyor. Evet, anında geliyor. Yani hiçbir güven yok o kadar bilen. Cenab-ı Hak kuluna hidayet murad etti. Kuluna ilmen bilmek derecesinden aynen görerek bilmek derecesine yükseltmek istediği vakit
kulun kalbinde hidayet nuru tecelli eder. İşte o vakit bu kulun ruhu İsa olur. Şimdi buraya da dikkatinizi çekeceğim. Şu hadisi anlatıyor efendim Kenan Fay Hazretleri. Yani İsa gelecek, Mehdi çıkacak ve yok edecek yeme bildikleri diye anlatılıyor ya. Hazreti İsa gelecek. Onun bir manası da şudur diyor hocam. Eğer sen görmek, ilmen bilmek derecesinden, görerek Allah'ı bilmek derecesine ulaşırsan, ne demek ilmen bilmekten? Şöyle anlatıyor Hazreti Mevlana. Şimdi deniz diye diyor bir yerde öğren. Aman deniz hakkında her şeyi biliyorsun. Alim olmuş. Buna ilmen bilmek denir. İlk gördüğün an dersin ki diyor ben denizi hiç bilmiyormuşum. Evet, ona diyor denizi görmek, görerek bilmek denir. Denize diyor elini sokarsan diyor kendini deniz olmuş zannedersin. Enel hak, enel hak diye bağırırsın diyor. Ama diyor denizin içine girip yok olmadan deniz olamazsın diyor. Şimdi Allah'ı görmek ne demek? Yaratılmış varlıkların ondan bir parça olduğunu idrak etmek demek. Bu seviyeye çıkınca sen diyor o zaman senin ruhun İsa yani ruhun terbiye olur, ruhun ortaya çıkar diyor. Yoksa İsa indi, Mehdi tamam etti, zuhur demek budur. Bu hidayet, bu Rahman cezbesi geldiği zaman ruh da ruhu izafi olur. Ne kadar yaramaz ve kötü ahlak varsa ki bunlar deccaldir diyor. Bunların hepsini kahveder. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile hep hop oldu cümle alem. Şehri pazar kalmaz diyen Mısri Niyazi'ye göre haktan başka bir şey kalmazdı. O halde Deccal'in öldürülmesi şu ayetle alakalıdır. Bir padişah bir kente geldiği zaman orada kendinden başka padişah varsa hepsinin başını keser. Demiyor mu Allah Hazretleri? Mevlana da diyor ki aşk padişahı kalbe geldiği zaman senin neye mi aşırı sevgin varsa hepsinin başını keser. Allah aşkından başka bir şey bırakmaz. Ne güzel bir anlatım. Demek ki hakikat budur. Allah bizi bu hakikatten ayırmasın. Bizde bu sır, bu hikmetli yol buluş bugün hala bizim duygularımızın üstündedir. Gizli ve ilahi sırlarla örtülüdür. Hakkın cezbe ve hidayet çimşekleri sonunda insanoğlu olgunluğun zirvesine götürür. Ve ona kamil insan sureti bağışlar. Bu karanlıkta ve karanlık gecelerde yüreklerin nurdan mahrum kalmanın hüznü ve nefisleri kötülüğe götürecek ihtiras haydutlarının korkusu içinde bulananları aydınlığa götürecek tek yol budur. Alemde bulunan her mevcut olan da Rabbin kemal üzere bir yüzü vardır. Yani ben insanı kamil olamam deme. Ben peygamber gibi insanı kamil olamam de. Ama ben de kendi çapımda kemale erişirim de. Hocam anneannem bir sormuş buna bitireyim. Demiş ki efendim demiş etrafıma bakıyorum. Benim kapasitem yüksük kadar. Arkadaşıma bakıyorum kapasitesi derya kadar. Birine bakıyorum göl kadar. Ne olacak bizim halimiz demiş hocama. Hocam da demiş ki sanırım demiş. Sen yüksüğünü doldur bana karış. Ondan sonra demiş derya olur gidersin. Öyleyse vazifemiz kendi ismimizi ortaya çıkardıktan sonra varlığımızı yok etmek. Yok edince Allah bizi inşallah kendinden ayırmaz. Bir şey soracağım. Buyurun efendim. Vereyim mi size? Buyurun. Vaktimiz var değil mi hocam? Değerli misafirler, kıymetli hocam, bir şeyler söyleyeceğim size. İnsanlara yön veren kişi her şeyden evvel bir şefkat kahramanı olmalı. O kaba kuvvet kullanarak hakkı kabul ettirme gibi yanlış bir yola tevessüm etmemelidir. Zaten Yaradan'a imanın kalpte yerleşmesi de böyle bir yolla asla mümkün değildir. İrşad da şefkat, kalp ve gönülleri eritir.
tabını, gönlünü Yaradan'a ve Resulüne kabule hazır hale getirir. Tebliğ adamı muhatabını ikna ederken inandırmalıdır. İlmiyle yoğurmalı, faziletiyle kendine cezbetmelidir. Korktulan kitleler ve seferi despot bir hava içerisinde sergileyenlerin şahsında onların söylemek istediği hakikatler karşısında ürkerler. Bu da bir olumsuz etki yaratır. Bu zarar getirir. Hiç kimsenin de insanların kendi hatalarından dolayı İslam'dan soğutmaya hakkı yok. Şimdi soru. Bir, bizlerin başkasının günahı ya da sevabını hakkında fikir beyan etmesi caiz midir? Caizse bu bir şirk midir? İki, kalbi ibadet mi yoksa şekli ibadet mi? Öncelik taşır. Üç, Yaratan'ın yarattığı kullarına neden de bir şeytan gönderiyor? Neden günah var? Neden günah imasına kapımıza izin veriyor? Yaradan'ın elindeydi. Onun yarattığı, onun gücünü taşıyan günah kapılmamak bir başarılıcı bir iş midir? Teşekkür ederim. Hatırlamaya çalışayım sorularınızı. Bir kere bütünüyle katılıyorum. Peygamber Efendimiz bir keresinde beni de böyle çok eleştiriyorlardı. Hiçbir şeyi kınamıyorsun, şeytanı bile gerekli görüyorsun filan diye. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, niye lanetlemiyorsunuz insanları diye. Bizim dinimiz lanet dini değil, sevgi dini diyor. Peygamberin bir sözü de, insanın derecesi büyüdükçe yumuşaklığı artar. İnsan-ı kamiller hep yumuşak oldukları ölçüde ölçülürler. Kimse kimseye bir şey öğretemez. Şimdi konuştuk. Ancak tebliğ edebilir. Tabii ki bizden bir şey sorulunca söyleyebiliriz. Ama birine bir şey öğreteceğiz diye konuşamayız. İkincisi Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bilmiyorum çok anlatmaya çalışarak açıklayacağım. Diyor ki Cem makamına gelene kadar kusur görme. Cem makamına geldikten sonra insanları düzeltmeye gayret et. Cem makamına gelmek her şeyde Allah'ı görmeden önce kusur görme. Ancak her şeyde Allah'ı gördükten sonra yanlışı düzeltebilirsin. Çünkü o zaman da nefsinle düzeltmezsin. Allah aşkınla düzeltirsin diyor. Tabii ki ibadetin önce kalbi olması önemlidir. Çünkü Mevlana'ya soruyorlar namazdan daha kıymetli bir ibadet var mı diye. İman diyor. İmanlı olmayanın namazı kabul olmaz diyor. Son sorunuz neydi? Yani, ha, günah belakibri. Şeytan çok lüzumludur. Çünkü bizim, evet Allah'ın günah dediği şey, bizim nefsimizin yanılgılarından ibarettir. Şeytan ayna gibidir. Bize kim olduğumuzu gösterir. Diyor ki, hocam Sami Hayver'di, sen zenciysen aynaya bakınca siyah yüz görürsün. Beyazsan beyaz yüz görürsün. Şeytan sana kim olduğunu olduğu gibi gösterir. Şimdi ben tam tekamül ettim, harika oldum derken, şeytan gelir, nefsinin isteklerini sana gösterir. Sen de hiç tekamül etmemiş olduğunu görürsün. Burada hata yaptığın kusurdan başkasını suçlamaktır. Halbuki bütün kusurların sahibi biziz. Diğer bütün insanlar o kusurun ortaya çıkması için bir fırsattır. Kimse kimsenin üzerine bir kusur ekleyemez. Bütün kusurlar bizim kendi yapımızda var. Tekamül edene kadar şeytan bizi imtihan eder. Birisi bana soruyor, diyor ki, hep aynı şeyle imtihan oluyorum. Orayı düzeltememişsin. Orayı düzeltene kadar iyi ki o Allah bizi bırakmıyor yani. Düzeltene kadar uğraşıyor. Dolayısıyla şeytanın varlığı da bir lütuftur. Günah işlemek de tekrarlamamak şartıyla bir lütuftur. O da bize hiçliğimizi ve eksikliğimizi öğretir. Hani şunu anlatarak bitireyim. Bir gün Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz elin kırılsın ya Ayşe demişler. Bir kere hayatında. Hatta unutmuşlar Peygamber. Hazreti Ayşe de eline bakıyormuş. Hangi elim kırılacak acaba diye. Gelip gelmişler. Ne yapıyorsun Ayşe'cim demişler. O kadar merhamet ki unutuyor zaten. Efendim elin kırılsın dediniz. Benim de mutlaka bir elim kırılacak. Acaba hangisi kırılacak diye bakıyorum deyince yere oturmuş, o mübarek ellerini açmış. Çok şükür ki kulum ve hata yapıyorum demiş. Çok şükür. Ki şunu da söyleyeyim, bizim bedduamız bedduadır ve Allah dereceden düşürür. Fakat peygamberlerin bedduası beddua değildir.
mesela Nuh'un kavmin mahvolsun sözü şu demektir. Kavmin nefsi mahvolsun, hakikati ortaya çıksın demek. İnşallah anlamayı Allah nasip etsin. Teşekkür ederim. Yarın var bugün. Görüşürüz.